İki kahve arası programımızda bugün İstanbul'a uzak ama bir o kadar yakın Burgazada'ya gidiyoruz. İstanbul'un kalabalığından ve kargaşasından uzak. 14 milyon belki daha fazla insanı geride bırakarak bir cennete gideceğiz. Burgazada iskelesinden inip Burgazada'ya vardığınızda sizi ilk karşılayan Sait Faik Abasıyanık oluyor. Tam karşımızda bir heykeli var. Kendisi yıllarca Burgazada'da yaşadı. Zaten Burgazada demek birazcık da Sait Faik demek. Birçok romanında adaya yer verdi ve kendisinin de zaten Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze evlerinden biri burada ve birazdan da ziyaretimiz de oraya olacak. Ama öncesinde sizinle bu güzel heykeli paylaşmak istiyorum. Tırmalıyor ya. Masraflara yaz. Bütçeye ekle. Çok keyifli bir mekan olan Burgazada İskelesi'nin hemen karşısındaki Fincan Kafe'de içiyoruz. Fincan Kafe, Burgazada İskelesi'nin karşısındaki birbirinden lezzetli ve güzel balık restoranlarının arasında yerini almış durumda. Sadece kahvaltı değil, yemeği de çok leziz olan Fincan Kafe, Burgazada'ya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın diyorum. Şimdi biraz kahvemden yudumumu alıyorum. Sonra da keyifli bir ada turuna başlıyoruz. Adalar deyince akla ilk vapur, ardından da faytonlar gelir. Her adada olduğu gibi Burgazada'da da faytonlar meydanda toplanmış durumda ve müşterilerini bekliyorlar. Biz de şimdi faytonumuza biniyoruz ve keyifli bir ada turuna buradan başlıyoruz. Diğer adalara göre biraz daha yeşil, biraz daha dik olan Burgazada'nın şu anda birbirinden güzel ve keyifli dar sokaklarında faytonla ilerliyoruz. Etrafta büyüleyici, kendine hayran bırakan evler var. Çoğu ahşap, çoğu tarihi. Birçok sinema ve dizi setinde zaten sahne olmuş. Doğal bir set burası. Şu güzellik tarih izleme. Burgazada'ya gelip Kalpazankaya'ya çıkmak, Kalpazankaya'da restoranda keyifli ve güzel bir yemek yemek ve eşsiz manzaranın tadına varmamak olmaz diyorum ve Kalpazankaya restoranın 3. nesil sahip ve işletmecisi İsmail Bey ile birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Ben zaten yıllardır biliyorsunuz. İyi geldiniz. Evet, çok sevdiğim, çok keyif aldığım, 1-2 doğum günümü de burada kutladığım ve güzel seneleri sayesinde geçirdiğim bir mekan. Benim için özel yeri var. Umarım ekran başında da gelen ve gelecek olan herkes de aynı keyfi tadar. Umarım. Şimdi ne sorsam, nereden başlasam? Öncelikle Sait Faik'le. Başlayalım. Tamam. Sait Faik Abasıyanık burada çok vakit geçirmiş. Zannederim daha çok aşağıda plaj kısmında ama. Plaj teknesiyle geliyormuş. Köpeği vardı zaten. Meşhur fotoğrafları var. Burada da oturup ayrıca hikayelerini yazıyormuş. Dedem zaten, dedemle tanışıyorlardı. Kaç burada da şeyi var, karesi var. Biraz. Heykeli de vardı burada ama. Müzeye gitti. Peki burada çok vakit geçirmiş ama kimse tam olarak zannediyorum ki kim olduğunu, şahsi çok önemli bir yazar olduğunu çok da farkında değil. Hatta balıkçı evet. Zannedenler bile evet, varmış. Evet, genelde hani balığa çıktığı için balıkçılarla adanın yani yerlisi takılıyor. Balığa çıkıyormuş. İşte kimse bilmez sonra yazar olduğunu. İşte kim şey o demiş diyorlarmış. İşte balıkçı falan diyorlar. Bir gün kitabı çıkmış. İşte falan. Ondan sonra o balıkçı değil miydi falan demişler. Hatta cenazesinde de öyle bir şey olmuş. Cenazesi... Hep balıkçı değil miydi? Bu kadar kalabalık niye gelmiş? Öyleymiş cenazeye galiba. Cenazeye demişler yani. Ay ne enteresan. Peki şunu sormak istiyorum. Bu sene 53. yıl evet. Ve kaç senedir siz başındasınız diyeyim. Zaten burada büyüdünüz. Evet, burada. Evet çocukluğum da burada geçti. Tam 2002'den beri 11 sene.
Yani ben aradığımda çok doluyuz ya, yok kusura bakma diyen hep siz misiniz? Ben değilim, ben size yok demiyorum. Ya çok doluyuz kusura bakma ya, hiç mi yer yok dediğimde, hiç yer yok ya, hiç mi yok dediğimde, hiç yok diyen kimdi? Erkan Bey herhalde. Erkan sizin garsonunuz Erkan Bey. Erkan Bey. Yok çok kibar, çok şeker, çok keyif aldılar. Peki en meşhur yemeğinizden bahsedelim. Tandır kebabı. Tandır kebabınız. En meşhur. Onu da yine kuruluşumuzdan beri, dedemin ilk kurduğu günden beri 53 yıldır o da var. En çok meşhur olduğumuz zaten tandır kebabı, kuzu tandırı. Koldan yapıyoruz ve kuyuda yapıyoruz. Doğal haliyle. Çamurla sıvanıp saçla kapatılıyor. Pişme süresi etin içindeki miktarına göre değişiyor. 1,5-2 saat kadar. Kendi buharda pişiyor. Güzel patatesi var altında. Yağı da ona süzülüp çok güzel bir şey oluyor. Çok güzel anlattınız. Peki sadece hafta sonlarıydı bir yer, hala öyle mi? Şimdi Temmuz'da da çarşamba günleri oluyor. Diğer günler cumartesi pazar. Cumartesi pazar evet. Şimdi. Ama şey sezonu yani yine yaz sezonu. Yaz sezonu boyunca var. Nisan'da başlıyoruz. Ekim'e kadar devam ediyor. Ekim'e kadar. Bu kadar bir kalabalık var İstanbul. Milyonlarca insan ve bu kadar yakın bir yerde siz oturup İstanbul'u, bu kalabalığı, bu kargaşayı izliyorsunuz. Arada bir tabii gidip gelmek güzel oluyordur ama adada yaşamak nasıl bir şey? Adada yaşamak güzel. Güzel tarafları çok. Tabii biz iş yaptığımız için biraz artık o güzel taraflarını göremlemeye başladık. Doğru. Ama tabii çok harika. İşte doğası, sessizliği, sakin. Sabah uyanırken hani korna sesleri değil de kuş sesleri. Martı sesleri. Çam kokusu. Adanın yani hani sabah rahatsız olacağınız tek şey ses martıların bağırışları. Başlamış. Çılgın bağırışları evet. O da. Çılgın gülüşleri. Evet. Kalpazankaya restoranına gelen müşterilerinizin mutlaka tavsiye ettiğiniz bir tandırınız var. Balık çeşitlerimiz. Mezelerimiz sever genelde. Müşterilerimiz beğenirler. Balık çeşidi çok oluyor. Yaklaşık 15 çeşit genelde balık bulunuyoruz. Büyük balıklar, küçük balıklar, her çeşit. Ya denizden ne yakalarsak bulursak. Burada var diyorsunuz. Işte. Arkada küçük bir park alanı var çocuklarıyla gelen evet. Müşterileriniz için. Hamak evet. Var, çim var, çamlar var. İnanılmaz bir deniz manzarası var. Beton yok. Beton hiç yok. Doğanın içine biraz gömerek ve evet. Etrafa, doğaya zarar vermeden bir mimari var. Gelenler geldikleri zaman genelde gün batımını tercih ediyorlar. Evet. Çünkü inanılmaz bir gün batımı var ama ben hep gündüz gelmeyi biraz daha tercih ettim. Evet. O yüzden de sizinle şu anda röportajımızı gündüz saatinde yapıyoruz ama... Gündüz gelip uzun saatler oturuyorsunuz. Kalıp yani. Günü batırana kadar. Bugün ama gidecek çok yerimiz var Burgazada'da. Şu anda burada siz varsınız, halanız var. O kadar. O kadar. Genelde biz burada sürekli buradayız. Alamasa alamayanmış oluyor. Diliyorum. Çok kalabalık oluyor son senelerde özellikle. Evet, rezervasyon hafta sonları mutlaka yapılmalı. Gerekiyor. Evet. Faytonlar en son kaçta kalkıyor buradan? Bir de onu sorayım. Faytonlar genelde 11.30-12'ye kadar bulunuyor ama geldiğiniz zaman yani geldiğiniz faytona söylerseniz beni şu saatte alın diye daha iyi bir isabetli seçim olur. Çünkü yoğunluktan dolayı herkes binip gidiyor. Boşta bir süre kalabiliriz insanlar. O zaman şunu da söyleyelim son olarak. Vapurla adaya geldiğiniz zaman Burgazada meydandan burası 10-12 dakika falan. Evet 10-15 dakika faytonla evet. Ama yürümek isterseniz çünkü inanılmaz güzel çamların evet. Arasından çıkılan rüya gibi bir yol var. 25 dakikaya yakın sürüyor. Sanki daha fazla 25 dakika mı diyorsunuz? Sıcak ya ondan. Hızlı tempolu yürürseniz 25 dakika rahat rahat yürürseniz neredeyse 40 dakikalık evet. Bir yol var. Çok keyifli. Mutlaka gelirseniz uğramanızı tavsiye ettiğim. Evet mutlaka İsmail Bey de sizi bekliyor. Ben gitmeden halanızla da bir sohbet etmek istiyorum. Tabii ben şimdi günümüzü anlattım. O da biraz evet. Geçmişi, sci-fi, adan eski halini. Buranın eski halini. Yassada o dönem. Evet. Yani sizden çok güzel bilgiler aldık ama halınıza da o günü yaşayıp şahsen evet. Tanımış biri olarak biraz onu da yorup sohbet edeceğiz. Daha çok detaylı bilgi evet. Onlar olsun. Evet, çok sevgili İsmail Bey'in halası şu anda yanımda Gülten Hanım var. Gülten Hanım ikinci jenerasyon, babanız burayı açtı ya da devraldı diyelim. Nasıl bu kadar uzakta, bu kadar kimsenin hayal edemeyeceği bir yeri babanız gördü, o hikayeyi sizden alalım.
Ben ve annem, benden önce annem, biz Ada doğumluyuz. 84 yıllık Adalıyız. Babam burası 1960 yılında bir Rum'dan, Müslü Vasil'den devraldığı zaman ben ve annem panik yaşadık. O adanın arkasında ıssız bir yer, ne işimiz var orada filan derken işte aradan yıllar geçti, bugünlere geldik. Tabii ki çok anılarımız var. Adalı olmak bir ayrıcalık. Bir defa suyun içinde yaşıyorsunuz. Sorunlarınız olunca resmi makamlara her yere ulaşmanız çok rahat oluyor. Artı bir de insanlar birbirini çok kozmopolit bir yer burası. Ha. Rum'u, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı hepimiz bir arada yaşıyoruz. Mesela benim çocukluğum Rumlarla geçti. Adada ilk bakkallar, işte market falan o tür şeyler yoktu. Hepsi Rumlarında. Kasaplar, kiryakolar hepsini ben tek tek size sayabilirim. Rumlarla büyüdüm. Hatta ilkokulda, yani ilkokulda işte 23 Nisan törenleri yapılırken bizim okulumuz çok az bir mevcutluğuydu. 30-40 kişi. Biz önde gideriz. Rumlar arkada. Ben önde bayrak taşırım. Rum çocuklar arkamda. Yani öyle bir kaynaşma vardı. Öyle bir yaşantı Rumlarla beraber çok güzel günler geçirdik. Onlarla olmaktan çok mutluyduk. Tabii siyasi sebeplerle onlar gittiler. Biz de burada hala devam ediyoruz. Tabii bu anıların arasında adanın çok ender yetiştirdiği, kendisiyle ifsar ettiğimiz Sait Faik var. Onu da tanıma şerefine nail oldum. Bu da ayrıca benim için bir gurur vesilesi. Bu da benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Şöyle ki ben küçüktüm. Ev sahibimiz hanımefendi Selanikliydi. Onların Sait Faik'in annesiyle de tanışırlarmış. O zamanlar aileler arasında böyle ikramlar olurmuş. Evde pişen bir şeyler gönderilmiş. Ben de ufak çocuktum tabii. İşte 7-8 yaşlarındaydım. Elime verirdi işte böreği. İşte götür hanımefendiye diye. Ben de giderdim. Kapıda köpek var. Korkardım. Sait Bey, tabii ki, tabii ki. Sait Bey çıkardı, kapıda da bir kapının üzerinde de zil vardı, çıngıl çıngıl zil çalar. Sait Bey gelir demem, gel cici kız, gel bakayım size şey. Korkardım köpekten, içeri girmezdim, gelirdim. Ama biz onu hep balıkçı zannederdik. Sonradan yıllar sonra annemle de hep sohbetlerim var. Kızım biz, ben de hiç bilmezdim. Ben de onu hep balıkçı zannederdim. Hep balıkçılarla gezer, onlarla balığa çıkar erken saatlerde. Giyimi itibariyle de tam bir balıkçı. Meğer o herhalde kendisini konu toplardı veya hikayeler için malzeme topluyorlarmış. Hiç kim olduğunu anlatmazdı yani. Hiç. Ta ki öldükten, yani ölümünde hep duyduk adada işte büyük, işte Sait öldü. İşte işte cenazesi çok kalabalık olmuş, işte konsolosluklardan gelen olmuş falan filan. Nasıl olur filan? Ünlü hikayeciymiş. Yani ondan sonra da burada heykelini yaptırdık. Benim kardeşim İsmail Bey'in babası çok büyük katkılarıyla Sait Faik'in heykelini yaptık burada. Peki son bir şey daha. Biz tabii sizinle ki daha önce sohbet ederken şeyden bahsetmiştiniz. Bakkalla Sait Faik'in. Evet. Küçücük onu da rica etsem. Çok güzel bir hikaye. Evet. Orhan abimiz adımızın çok saygı, sevgi duyduğumuz bakkalı olan bir kişi. Ama çok saygın bir kişiydi. Bana kendisi anlattı bizzat. Ben de kendisini çok seviyorum. Arkadaştılar artık. Tabii o da sonra da onun kitap yazdığını öğrenince Sait demiş, bana o kitaplarından bir tanesini getirir misin demiş. Sait koşa koşa eve gitti diyor. Aldı kitabını getirmiş ama demiş 1 lira. Aa Sait neden 1 lira demiş. Vallahi demiş ben hiçbir kitabımdan demiş şimdiye kadar 1 lira kazanmadım. Onun için sembolik olarak bu parayı almam lazım demiş. Bu da onun hiç paraya değer vermediğini, günün hikayelerinden yaşadığını, onlardan çok büyük hazzet, onlardan çok büyük yani manevi bir kazanç sağladığını hissettiriyor bana. O da güzel bir anı. Biz de onun hikayeleriyle mutlu oluyoruz şimdi. Aynen. Şimdi o hikayeleri belki de yazdığı, hissettiği yerde siz tanıdınız. Biz tabii de böyle ki hani zaman diye bir şey olmasa şu anda böyle yan yana geçeceğimiz tabii yerdeyiz. Tabii ki, tabii. Ben onu hep ruhunu halen burada hissediyorum. Aşağıda çirozlar, balıkçılar çiroz kuruturlardı. Eskiden bu kadar hazır şeyler yoktu. Kendisi hep onlarla vakit geçirirdi burada. Hala gözümün önünde hatırlıyorum onun geçişini, şapkasıyla, köpeğinden yukarıdan aşağıya inişini falan. Onu tanımış olmaktan da ayrıca onur ve gurur duyuyorum. İşte o kadar özel ki balıkçı olduğunu zannederken bile iz bırakmış. Evet. Öğrendikten aynen, sonra çok aynen kadar öyle, güzel. Aynen peki, öyle. Peki siz de aynen aile olarak gerçekten Burgazada'ya çok güzel izler ve hatıralar bırakıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Evet. Ben zaten hep geliyordum. Gelmeye de devam tabii edeceğim. Evet efendim. Evet. O yüzden teşekkür ederim. Siz de bana bu anılarımı, bu hikayeleri anlatma fırsatını verdiğiniz için çok teşekkür sizin ederim. Sizin için mutluluk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
Burgazada Çayır Sokak'tayız. Burgazada'nın belki de en güzel sokaklarından biri. Arkamda Sait Faik Abasıyanık müze evi var. Yazar 1959 yılında vefat ettiği zaman annesinin isteğiyle evleri müzeye çevrildi ve misafirlere açık yıllardır. Fakat 2009 yılında girdiği tadilat sonrasında 4 yıl kadar kapalıydı. Bu sene ölüm yıldönümünde 11 Mayıs'ta tekrar açıldı ziyaretçilere. Biz de şimdi içeri gireceğiz ve bu güzel müzeyi size göstermek istiyoruz. Sait Faik Abasıyanık Müze Evi'ndeyiz. Yanımda müze evinin yöneticisi çok değerli Canan Hanım var. Bizi kırmadı, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şu anda Sait Faik Abasıyan'ın yaşadığı köşkün yemek odasındayız. Doğru. Daha da gezeceğiz birlikte ama değerli vaktinizden biraz alıp birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle buranın bir müzeye dönüşmesi, Darüşşafaka'ya mal varlığını ve köşkü bağışlaması, bu çok kısaca bu hikayeyi alabilir miyiz? Elbette. Sait Faik 1954 yazında kendi hikayelerinden birinin piyesleştirildiği bir oyunu davet üzerine izlemeye gider. Ve oyundan ve temsilden çok etkilenir. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikte sonra annesinden ricada bulunur. Mallarımızın bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlayabilir miyiz diye. Annesi bu ricasını Sait Faik'in ölümünden sonra vasiyet haline getirir ve kendi ölümüyle birlikte vasiyet eder Darüşşafaka Cemiyeti'ne. Bu köşk, Burgazada'da yaşadıkları bu köşk, ücretsiz gezilmek kaydı şartıyla bir müze olarak Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanır. Başlandığı tarihten bu yana da müze olma vasfını korumuş ve bugüne kadar gelmiştir. Ne kadar güzel. Peki Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müze evlerinden biriymiş anladığım kadarıyla. Biz de öyle duyuyoruz, biliyoruz. Çok da memnun oluyoruz. Evet. Öyleymiş yani gerçekten. Biz biraz röportajlar yaptık adada ve Sait Faik'in bu kadar ünlü bir yazar olduğunun aslında ada halkı farkında bile değilmiş. Biz onu balıkçı sanırdık. Biz işte börek götürürdük, annesi, köpeği, evet. Yürüyüşlere çıkardı ama hiçbir zaman galiba kentini anlatmaya ya da kim olduğunu ifade etmeye gereği duymadan kesinlikle. Ve o haliyle bütün adaya kendini aşık eden biriymiş. Sait Faik adada mütevazı bir yaşam sürüyormuş ailesi, yani annesiyle daha çok. Tabii babası daha erken yaşta vefat ettiği için uzun yıllar annesiyle birlikte bu köşkte yaşamışlar. Kaç yıl yaşadı bu köşkte? Kaç yıl yaşadı sanıyorum 15 yıla yakın bir süre. Evet, 15 yıla yakın bir süre. Ada halkıyla da onlar gibi bir insan olarak temas etmiş sürekli. Özellikle balıkçılarla, balıkçı kahvehanelerinde yazdığı hikayelerle biliyoruz. Balıkçılarla olan arkadaşlığını, dostluğunu, iyi de bir balıkçı olduğunu biliyoruz. Evet, hikayelerindeki tasvirlerden, özellikle balıklar ve balık avı üzerine yaptığı tasvirlerden. Ada ile de çok bütünleşen bir kimliği olmuş. Burgazada deyince akla Sait Faik, evet. Sait Faik deyince de Burgazada geliyor. Evet. Sanırım Kalfaz Ankara'da bir heykel vardı ve bu heykeli size bağışlamışlar anladığım kadarıyla. Doğru. O dışarıda bahçedeki heykel. Bahçede girişin hemen önünde bulunan Tunç'tan heykel. Onu da çektik. Evet. Onlar için de çok değerliymiş. Burada çok gezerdi. Bilmezdik bile dediler. Cenazesinde anladık. O kadar önemli Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinden insanlar gelince bizim balıkçı Sait meğer hikayeci diyor. Diyorlar bir de yazar hikayeciymiş diyorlar. Ama hikayelerindeki o yalın dil, o hep öğretmenleri, çocukları, balıkçıları anlatması vesaire gerçekten bugün biz de Kalpazankaya'da gezerken böyle bir hissediyorsun ve duygulanıyorsun. Çok güzeldi. Peki bize mesela evle ilgili belki broşürlerde ya da internette ya da araştırma yapıp bilemeyeceğimiz ama sizin sahip olduğunuz, seyircilerimizle paylaşabileceğimiz eve dair ya da Sait Faik'e dair herhangi bir bilgi var mı? Nerede yazardı mesela? Evde nerede vakit geçirirdi çok fazla? Şimdi yukarıya çıktığımızda göreceksiniz. Bugün yatak odası olarak düzenleyip sergilemeye koyduğumuz odada bir kitaplarındaki hikayelerinden birinden bir alıntı var. Öyle mi? Onu birlikte görürüz. Tamam. Çatı arasındaki odada çok vakit geçirdiğini biliyoruz.
Bir de şöyle bir özelliği var Sait Vahin. Yine kendi hikayelerinden bildiğimizi öğrendiğimiz. Vakit kaç olursa olsun, ne kadar geç olursa olsun mutlaka eve annesinin yanına dönüyor. Geceleri dışarıda arkadaşlarıyla olsa bile, hatta İstanbul'da olsa yani bile muhakkak. Evet, muhakkak evine dönüyor. Bu ev onun için son derece değerli bir evmiş. Atmosferiyle, kendisinin kattığı, ailesinin kattığı anlamla, adı halkıyla son evet. derece kıymetli. Kıymetli. Peki, biz de o mirasa hem cemiyetimiz, Darüşşafaka Cemiyeti, hem de müzede çalışan bütün arkadaşlarımızla sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize de sağlık. Şimdi geleceğiz ama son ederiz. Bir soru. Kaç kişi aşağı yukarı senede giriyor? Şimdi tabii tekrar açıldı uzun yıllar sonra ama... Şöyle söyleyelim. Yani günde, hafta sonları. Açılış gününde yaklaşık 400 kişilik bir ziyaretçimiz vardı. Çok sevindiriciydi bu bizim için. Coşkulu bir gündü. Bugüne kadar gezen ziyaretçi sayısı 2600 civarında olsa gerek. Yani yanlış bir rakam vermek 2600 istemiyorum. 2608 şu anda. Bir kontrol edeyim, onu tekrar tamam. ifade etmek isterim. Hafta sonları özellikle adanın ziyaretçisinin çok yoğun olduğu günlerde bizim de ziyaretçimiz çok oluyor. Ne güzel. Günde 150 kişiyi bulan ziyaretlerimiz oluyor. Günde 150 ise 2000'den fazladır sizin. Fazladır. Tamam. Peki o 26.000 olabilir ama şunu da söyleyelim. Pazartesi ve salı günleri kapalısınız. Pazartesi ve salı tamam, günleri kapalı. Evet, tamam, belirtelim. Sabah 10'da açılıyoruz. Akşam 7'ye kadar. Peki. Hafta içi pazartesi salı kapalı ve 10 ile 19 arası da ziyarete açık. Muhakkak adaya gelirseniz uğrayacağınız bir güzel yer daha diyorum ve bize biraz gezdireceksiniz. Birlikte size. Gezelim tabii. Tamam. Buyurun. Peki. Popüler ulaşım aracı faytonla Kalpazankaya ve Sait Faik Müzesi'ne gittik. Şimdi bir başka popüler ulaşım aracı bisiklet. Adanın vazgeçilmezi. Bisikletimizle çok renkli ve keyifli bir adalının yanına gidiyoruz. Kendisiyle sizi tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Güzel bir hikayesi var. Size birlikte anlatacağız. Güzel bir restoranınız var. Benim evet. de çok sevdiğim, çok insanı yani Burgazada'nın en popüler, en güzel mekanlarından biri. Tabii yani kadın işletmeci olarak belki bir veya iki kişiden biriyim. Evet. Kadın işletmeci yok yani pek. Bu da yani kadın işletmeci demek de yani şeydir, temizlik, hijyen, estetik. Her şey. İddialıyız yani evet. evet. Çok da leziz yemekleriniz var ama sizin sohbetiniz için gelen de çok insan var. Çok ben evet. Fatoş Hanım'ı tanıyan biri olarak söylüyorum. Yani gerçekten sohbetiniz güzel, yüzünüz, kahkahanız bir daha mekanınıza gelmemize neden oluyor. Tabii ben bunu öğrendim bu işte. Sadece yemek yapıp insanların önüne yemek koymak, onu beğenilerine sunmak değil. Ben bir çeşit şey oluyorum. Kiminin işte annesi, kiminin ablası, kiminin sevgilisi. Çünkü içtikten sonra öyle görüyor. İşte aşık oldum falan diyor. Kimine şarkı söylüyorum. Yani orada bir çeşit böyle... Güzün ablacılık oynuyorum yani ve tabii böyle çok mutlu ederek insanları gönderiyorum tabii. Peki nasıl bir şey adalı olmak? Yani İstanbul çok yakında ama yine de siz yoğunsunuz, sürekli çalışıyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz, martı sesleri, kediniz, köpeğiniz, balığınız, karidesiniz gidiyor geliyor. Yani şahane gibi gözükse de dışarıdan. Çok güzel yani ben bir kere çok çok güzel bir evde oturuyorum yani şeyin balkonumdan falan. Gece özellikle saat 1'den sonra gidiyorum çünkü işim gereği. İşte saat 2'ye kadar, 2.30-3'e kadar inanılmaz mutlu oluyorum. O balkondan dışarıyı izlemek, dinlemek, sessizliği dinlemek yani çok güzel. Adada olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi.
Havası tabii çok farklı, yeşilliği çok farklı. Dediğiniz gibi kedisiyle, köpeğiyle, insanıyla. Yani sabah dükkanıma inerken en az 15-20 kişiye günaydın diyerek iniyorum. Ne kadar güzel. Ya bu nerede var böyle bir şey? Artık yani, çok özlediğim bir çok, şey. Çok, aynen öyle yani. Peki 2-3 gün mesela İstanbul'a gittiğinizde böyle koşarak geri geliyor musunuz adaya? Yani 2-3 günde ben motora bindiğim vakit kaçta dönerim diye tarifeye bakarak gidiyorum. Peki gelen insanların da aynı yorgunlukla, yani hepimiz şehirde hayat mücadelesi, koşturma. Buraya geldiğimizde böyle oksijeni, havası, güzelliği o kadar ihtiyaç duyarak geliyoruz ki ve çok da yakındayız. O yüzden yani bence de şimdi İstanbul hem şehir dışı gibi hem şehirde gibi 40 dakikada cennete gelebiliyorsunuz. Yani onun için ben tabii çok böyle aslında adalılar, ben iş yaptığım için gelsinler diyorum. Ama bir taraftan da adalı yanım çok fazla keşfedilmesin istiyorum, bozulmasın. Artık bitti, keşfedildi. Değil mi? Keşfedildi. Aynen öyle. Keşfedildi. Tabii değerini bildikten sonra yani herkes gelebilir, herkes buranın tadını çıkarabilir. Tabii ki yeşile ve maviye o kadar çok insanların ihtiyacı var ki. Gelsinler tabii, evet. Yani bir de ucuz, yani işte 3 lira 5 lirayla gelecekler, şurada oturacaklar, keyif yapacaklar, bir çay içecekler ya da ne bileyim bir balık yiyecekler. Evet, bir balık yiyecekler yani akşama kadar bütün o şehrin şeyini, kirini, pasını atıp gidecekler yani. Evet. Ben sizi zaten çok seviyorum ve eminim ekran başında Burgazada'ya gelen herkes gelip Fatoş Hanım'la tanışmalı, sohbetini tatmalı, yemeğini yemeli diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi seviyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün yine bir bölümün daha sonuna geldik. İstanbul'un çok güzel bir köşesinden Burgazada'dan yaptık programımızı. Bizler çok keyif aldık. Umarız siz de en az bizim kadar keyif aldınız. Bugünkü programımızda yorgunluk kahvemizi meşhur Ergün Pastanesi'nde yapıyoruz. Burgazada iskelesinin hemen karşısında. Kahvaltı için ama özellikle Mülköy için buraya gelmenizi bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz ve midemizle. Ve haftaya yine İstanbul'un güzel bir köşesinden görüşünceye dek hoşçakalın. Thank you.